Herkese merhaba, buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi bir adanın üzerindeyiz arkadaşlar, ama bu adada durmadan kafamızın üzerine örs yağmuru var arkadaşlar. Örsün altında ezilmeden hayatta kalmaya çalışacağız. Hemen ne yapalım, hızlı bir şekilde şu ağaçların altına saklanırsak arkadaşlar örslerden kurtulabiliriz. Şuna baksanıza, durmadan örs yağmuru arkadaşlar. Şuradan ağaç alıp hayatta kalmak için kendimize bir sığınak ev yapalım arkadaşlar ve örslerden kurtulmaya çalışalım. Topla ağaçları, topla ağaçları. Çok fazla örs yağmuru var arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu anda ağacın altında olduğumuz için kafamıza düşmüyor arkadaşlar. Olamaz. Ağacın içinden iki tane çıktı arkadaşlar. Her yere örs yağmuru. Şuna baksanıza, gökyüzünden durmadan düşüyor. Oo, adanın her yeri örs oldu. Ne yapacağız şimdi? Artık adada hayatta kalacağımız yer kalmadı ki. Şuna baksanıza, üst üste kaç tane oldu. Şimdi biz bu ağacı kırdığımız anda arkadaşlar hemen kafamıza bir tane düşüyor. Şöyle hızlıca yerin içine o zaman toprağa gömmeli bir ev yapacağız ve kendimizi güven altına alacağız. Bu örs yağmurundan kurtulacağız. Evet. Şimdi şunu kırdıktan sonra bir tane de bunun üzerinden düşebilir. Dikkatli olmalıyız. Evet, şunu kıralım bakalım. Oo, bunun üstü boşlukmuş arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi şu ağaçları almadan önce buradan hiç dışarı çıkmayalım mı arkadaşlar? Şuna baksanıza, örs yağmuru durmadan düşüyor arkadaşlar gökyüzünde. Dikkatli olmalıyız. Evet, şu ağaçlar bizi her türlü koruyacak arkadaşlar. Şuraya biz bir ev kapısı yeri yapalım. Hatta yerin içine girmeli ev yaparsak arkadaşlar. Aynen, örs yağmuru bize hiçbir şey yapamaz ki artık, doğru. Ama tarlamızı nasıl yapacağız? Örsler arkadaşlar adayı tamamen kapladı, şuna baksanıza. Artık adada şurada su var arkadaşlar. Bunun tuzakta kalmış olabiliriz. Dikkatli olmalıyız. Dışarı fazla çıkmayalım. Şuna bakın. Adanın her yeri örs oldu, hala dökülmeye devam ediyor. Şimdi burası boşluk değil, değil mi? Kafamıza düşmesin. Şunların hepsini bir çevirelim arkadaşlar. Hemen çalışma masamızı şuraya bir koyalım. Evet, buradan kendimize bir tane şöyle kazma yapalım ve taş toplamaya başlayalım. Kendimize ev yapacağız arkadaşlar ve aynı zamanda aşağı tarafa da suyun yanına gidip orada bir tane tarla yapmamız gerekiyor. Meşale yapmak için de odun toplayabiliriz. Hala adamızda ağacımız var arkadaşlar. Örs sesini duyuyor musunuz? Eğer TNT olsaydı daha tehlikeli olabiliriz. Sürekli patlardı arkadaşlar. Çok güzel, evimizin girişi burası artık. Şimdi şuradan bir tane arkadaşlar taştan bir fırın, baltamızı, her şeyimizi bir yapalım. Örs istediği kadar düşsün artık. Kendimize güvenli bir ev yaptık ama karanlık şu anda. Evet, tarla yapmak için dışarı mecbur çıkacağız. Ama tarlamızı yapamayız ki. Tarlayı mecbur toprak getirip içeri yapmak zorunda kalabiliriz. Çünkü örs yağmurdan kurtulamayız. Şuna baksanıza. Ada gitti arkadaşlar. Adada nefes alacak yer kalmadı. Durmadan örsler düşüyor. Hem de o kadar çok fazla düşüyor ki arkadaşlar. Bir sürü. Evet, kafamıza bir tanesi olamaz, önümüzden geçti. Oo, üst üste kaç kat oldu arkadaşlar, şuna baksanıza, hala düşmeye devam ediyor. Hemen şuradan şöyle taştan bir tane kazma. Çubuk varsa arkadaşlar bir tane balta yapalım, şu ağaçları bir toplayalım. Odun kömürüne ihtiyacımız var. Evet, şöyle hızlıca. Şimdi kürek yapalım. Oo, ağacın içinden çıktı. Ağacın üzeri tamamen arkadaşlar gördüğünüz gibi örs olmuş. Evet, şunu kırdığımızda bundan da düşecek. Bakın. Artık etrafımız örsten ev oldu. Şuna baksanıza, bu adada hayatta kalabilir miyiz? Kaçalım mı arkadaşlar bu adadan, şu adaya? Artık bu adada yaşayamayız. Bir dakika, malzemelerimizi alıp bu adadan kaçmalıyız. Evet, yeni bir adaya gitmek istiyorum artık. Bu örs yağmuru adasında yaşayamayız arkadaşlar. Diğer adaya gidiyorum. Fidan... Oo! Olamaz. Arkadaşlar tuzakta kaldık galiba, öleceğiz. Son yaprak arkadaşlar, şunu kırıp hemen buraya bir tane yaprak koymalıyız. Oo, örsün içine sıkışıp kaldım. Nasıl çıkacağız? Olamaz. Bu adadan kaçmak istiyordum arkadaşlar şimdi. Şunu kırdığımız anda örs düşecek. Evet, şuradan kaçıyorum, hazır mısınız? İki tane örsümüz oldu. Kafamıza düşecek. Evet, buradan kaçmak için şu örsü koymaya başlayabiliriz. Çık buraya. Evet, ölmedim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi suya atladığımız anda belki bir ihtimal kurtulabiliriz. Oo, kaçıyorum buradan artık. Örs, bir tane örsümüz oldu. Suyun içine düşüyor mu kafamız acaba? Olamaz. Örs yağmuru devam ediyor arkadaşlar. Suya düşüyorlar. Kaç buradan, kaç buradan. Suyun içinde kafamıza düşerse her an ölebiliriz. Şuradan gitmişken birazcık yemek toplayalım arkadaşlar, ölmedi. Çünkü bunlar yemeğe ihtiyacımız var. Şuna baksanıza, örs yağmuru bir sürü düşüyor.
Bir tane kalbimiz var arkadaşlar. Şunları kırarsak bunlardan birazcık yemek toplayabiliriz. Oo! Örsler suyun içine girince tekrardan havada uçmaya başlıyorlar. Suya girince kırılıyorlar. Evet, bakın suyun içi tamamen örs oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Biz buradan şu adanın içine bir kaçalım artık. Aynen, şu adaya gelmemiz çok iyi oldu. Hem de kar da var bu adada. Şimdi. Oo! Arkadaşlar, toprağa kafamıza... Örs yağmuruna baksanıza, bize hiçbir nefes aldırmıyor ki. Örs yağmur galiba hızlanmış gibi hissediyorum. Şimdi kendimizi koruma altına alacak güvenli bir yer yapmaya çalışıyorum şu anda. Olamaz, tam yanımıza düşmüş, hem de iki tane. Kapımızı kapattı. Ama güvenli eve girmeyi başardım. Tamamdır. Şimdi onlar istediği kadar düşmeye çalışsın. Kendimizi güvenli ve temiz bir adaya attım arkadaşlar artık. Burada istediğimiz gibi yaşayabiliriz. Bu adayı tertemiz yapacağız. Şimdi şuradan gizli bir geçit yapmak istemiştim ama gördüğünüz gibi arkadaşlar örs kapattı bizi. Şuna baksanıza, dışarıdan garip garip sesler gelmeye başladı. Neden bu kadar çok örs var ki? Bizim şuradaki kumları alıp arkadaşlar kendimize bir tane cam yapmamız gerekiyor. Bir dakika. Çünkü cam yaptığımız anda artık örsleri izleyebileceğiz. Şimdi örsümüzü kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şuraya bir tane fırın. Evet, fırını koyduk. Şuradan kumlar alacağız. Örsler etrafımızı kapatıyor. Şimdi şunu pişirebilir miyiz? Aynen şöyle. Odun kömürümüzü yapalım arkadaşlar. Aynen, bu odun kömürüyle yemeğimiz de hazır. Buradan çıkmadan yaşayabiliriz. Şöyle baktığım anda ileriye kadar bir sürü örs gidiyor arkadaşlar. Kaçarken hızlı bir şekilde 17 tane su yosunu topladığım için arkadaşlar şöyle hızlıca hemen bunlar senin yemeğimiz olacak. Dışarıda galiba durmadan örs yağmuru devam ediyor arkadaşlar. Dışarıyı gerçekten merak ediyorum. Acaba dışarıda örsler ne kadar birikti? Şimdi cam yaptıktan sonra göreceğiz. Zaten canımız da az arkadaşlar. Şimdi şu iki tane odun kömürü de bitsin hemen. Bundan camları pişireceğiz. Etrafımız nasıl oldu merak ediyorum. Her yerimiz örs oldu galiba. Örs yağmurundan son anda kaçtım arkadaşlar. Evet, son bir tane kaldı. Bu da bittiği anda 3 tane cam pişireceğiz. Ve daha sonrasında su yosunlarını pişirmeye başlayacağız. Evet. Şimdi burayı artık güzelleştirmeye başlayalım. Zaten şurada su olması çok güzel arkadaşlar. Şunu kırdığımız anda buraya da mı örs düşecek? Aynen burası. Evet, bir dakika şimdi. Şurayı kapatacağız. Şimdi buradan şöyle kapatırsak. Aynen burayı artık açabiliriz. Oo, suyun içine... Olamaz. Kafamızın üstünü kapatalım. Tamamdır. Çok iyi oldu. Artık üzerimize örs düşmez arkadaşlar. Suyun içi tamamen ne olmuş? Bakın örs de suyun içinde bile yüzmeye başlamış. Evet, şuraya da düşmüş birazcık. Olamaz be, tam gözümüzün önüne bir tane daha örs düştü. İkincisi de düştü. Şimdi şu camlar pişsin arkadaşlar. Artık gizli geçitimiz var. Evet, buradan dışarı istediğimiz gibi çıkabiliriz, geri girebiliriz. Evimize gizli geçit yaptım arkadaşlar. Olamaz. Biz dışarı nereden çıkmıştık ki? Öleceğiz galiba. Oo, bir dakika. Bu örsler burayı nasıl kapatabildik arkadaşlar? Biz burayı kapatmıştık. Bizim evimiz nerede? Aynen burası doğru yer. Ölmemeliyiz, ölmemeliyiz. Ah be, sıkışıp öleceğiz. Yukarıya durmadan örsler düştü. Kaç tane örs oldu? Aynen, bir dakika, meşale var mı? Biz bunu her kırdığımızda bir tane örs düşecek arkadaşlar. İçeri girmenin yöntemini bulmalıyız. Biz bu kapıyı kapatmıştık. Yanlış kapıdan mı girdim acaba ben? Doğru, biz yanlış kapıdan girdik. Evet, bizim kapımız burası. Oo, eve bir daha giremeyeceğim diye çok korkmuştum. Tamamdır. Şimdi camlar kırılmıyorsa şuraya bir tane cam koyabilir miyiz? Nereye cam koyalım? Gerek kalmadı ki doğru cama. Çünkü çıkacak gizli bir kapı yaptık. Tuzak kapısı yaptığımız anda. Evet, şuraya koyacağız. Tamamdır. Evimize gizli girip çıkacağımız yer yaptık arkadaşlar. Hızlıca örs yağmurundan kaçıp buraya geleceğiz. Şimdi şu yosunları birleştirelim hemen. Ölmedi. Evet, buraya yatak yapmamız gerekiyor. Şimdi bizim acil dışarıya çıkıp arkadaşlar koyun aramamız gerekiyor. Hemen hızlıca buraya bir tane yatak yapalım. Çünkü bu örs yağmuru bitene kadar buraya sığınmamız gerekiyor. Oo, bazen kırılıyorlar. Şunu yiyebiliyor muyuz? Hemen yiyelim. Aynen, bunu yediğimiz anda hiçbir işe yaramadı ki. Bunu boşa yiyoruz arkadaşlar. Deneyelim. Oo, tamamdır, yarıyormuş. Yarım kalp dolduruyor. Canımızı fulleyince artacak. Örs yağmurundan hızlıca kaçıp etrafı bir keşfe çıkacağız ve koyun arayacağız. Hazır mısınız? Bakın tuzak kapımız da var. Artık istediğimiz gibi çıkabiliyoruz. Kendimize güvenlikli yeri yaptık.
Evet, dışarıda örsler bayağı birikti arkadaşlar. Tamamdır. Dışarı çıkalım, zaten koyun avlarsak arkadaşlar çok iyi. Şimdi şu adayı bir keşfedelim bakalım, şuralarda bir yerde kılıç yapalım ama baltamız var, tamamdır, balta iş görür. Hemen çıkalım. Koyunlar neredesiniz? Bize yatak lazım. O tavşan bulduk, birazcık tavşan avlayalım arkadaşlar. Olamaz, tavşan üzerine örs düşecek, sen neden kaçıyorsun, gel buraya. Tavşan etimiz oldu arkadaşlar. Hemen etrafta koyun aramaya başlayalım. Etrafı, aha bir tavşan daha var arkadaşlar ama bize şimdi koyun lazım. Yemek için bir dakika, şu tavşanı bir alalım. Tavşan nereye gitti? Aha. Ama bu tavşan küçükmüş. Bir dakika, bize büyük tavşan lazım. Hemen hızlıca arkadaşlar örs yağmuruna baksanıza, kafamızın üzerine düşerken biz koyun aramaya çıktık. Oo, şurada bir ağaç var ama orada koyunlar olur mu acaba? Ada büyükmüş arkadaşlar gerçekten. Karlı bir adama hiç koyun göremedim. Avlanmaya çıktım arkadaşlar ve yün lazım, aynı zamanda yemek lazım. Aha bir tavşan da burada var. Gel buraya tavşan. Oo çok iyi. Yerin içine arkadaşlar hızlıca, hemen olamaz. Tohum toplayacağım yerler arkadaşlar, hemen hızlıca örs düşüyor. Oo, lavın içine örs düşsün. Evet. Şimdi. Oo, önümüze düştü, iki tane düştü hem de. Olamaz. Hiç beklemeyelim, beklersek kafamızın üzerine düşebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tohum kaç tane aldık? 4 tane tohum şimdilik yeter arkadaşlar. Koyun bulamadık, eve kaçıyorum ben. Hemen hızlıca eve kaçmalıyız. Ve acıktığımız için artık koşamıyoruz. Galiba şu anda örslere daha çok yakalanma ihtimalimiz var arkadaşlar. Şu anda artık koşamıyorum da tuzakta kaldık. Tavşan etini acaba böyle yesek olur mu? Aynen, tavşan etini böyle yemek istiyorum. Evet, hiç yoktan birazcık koşarız arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Şimdi eve girdiğimiz anda evde hemen yatağımızı yapacak malzememiz yok ama tarlamızı yapacağız. Toprak toplayalım birazcık şuradan gizlice. Aynen. Zaten orada bir sürü su var. Evin içine tarla yapacağız. Olamaz, kafamızın üzeri açıkmış. Tamamdır, çok iyi oldu. Burada tuzakta kalmadan hemen çıkalım, yoksa etrafımızı örsler kapatacak. Eve gidelim arkadaşlar hemen. Tarla yapacak toprağımız 27 tane oldu zaten. Çok güzel oldu. Çapamız var. Orada suyumuz da var. Çok iyi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hemen eve hızlıca kaçmamız gerekiyor ve evimize artık hızlı bir şekilde tarla yapmamız gerekiyor. Acıktık ve etrafımızda gördüğünüz gibi koyun bulamadık ama koyun aramaya tekrar çıkacağız yemeğimizi hallettikten sonra. Çünkü koşamaz olduk arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde şurada bir tavşan daha buldum. O tavşanı yakalayalım. Tavşan kaç buradan çabuk. Örs kafana düşecek. Evet. Hemen kaçalım buradan arkadaşlar. Biz evimiz nereye yapmıştık? Oo, evimizin olduğu yere baksanıza. Örsten daha olmuş arkadaşlar. Onun için de yaşayacağız. Hemen gidip evimizi yapalım arkadaşlar ve orayı düzene koyalım. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.